dükkanımın mottosu, hani programda da söyleyeyim, hani ne kedisiz ne kitapsız. Hakikaten de öyle yani, kendim bildiğim bileli kediler benim arkadaşım, hani hayattaki böyle hayatı çek dayanılır yapan bir güzellik olarak kaldılar. Eskişehir'de doğmuşum. 6 çocuklu bir ailenin en küçüğüyüm. Kazara olmuşum. Ya istenmeyen bir hamilelikten sonra düşük yapmak için kullandığı ilaç, iğne gibi şeylerin yan etkisi göz tansiyonuna yol açıyor. 1 yaşımdayken başlayan göz problemi tedricen azalarak işte 8-9 yaşıma kadar tamamen işte görme yetisinin kaybolmasıyla sonuçlanıyor. İlkokul öğretmeni olan 68 kuşağından dayımın işte kılavuzluğuyla, yani haberdar etmesiyle körler okuluna yazılıyorum. Hani çok dramatik bir şekilde 6 yaşındayken ailemden ayrılıp yatılı okula gittim. Bittikten sonra düz liseye gitmek zorunda kaldığımda ben hani sudan çıkmış balığa dönmüştüm. Hani abilerime, ablalarıma yalvarırdım ben, bana kitap okuyun diye. Hani zorla okuturdum. Onların okul kitaplarını okuttururdum. Hani işte coğrafya dersinde ben mesela ilkokula gitmeden önce 150 ülkenin başkentini falan biliyordum. Nüfusunu, başkentini. Çünkü onun coğrafya kitabından ya da ansiklopedi okutturuyordum. Gazetelerin verdiği ansiklopediler vardı o zamanlar. Hani müthiş bir şey, öğrenme açlığı, bilgiye karşı bir şey. Hani üniversite için daha ilerisinde bir şeyin disipline girdim. Ama tabii 17 yaşındayım ve çocukluk, hani işte hem dünya barışına katkıda bulunacağım hem de gezerek farklı kültürleri, farklı toplumları tanıyacağım. Hani ki hala o merak güdüsü hakim şimdi. Hani ilk ve ortaokulda kitaba ulaşmak kolaydı. Kütüphanelerde kabartma yazılı kitaplar vardı. Hani önümüzde bir kılavuz da olmayınca ben katalogda alfabetik olarak okuyordum. Ne bileyim, ilkokul 2'deyken İntibah romanını aldım, hatırlıyorum. Şimdi dönüp geçmişe, o rehber öğretmenlerinden, o ilkokul öğretmenlerinden, o çocukların böyle hani teslim edildiği insanlardan dönüp bir hesap sorasım var yani. Kötü bir eğitimin şeyini, sıkıntılarını, sonuçlarını bir ömrü taşıyorsun. Ruhunda, zihninde yaralara, bilincinde yaralara yol açıyor. Ailem yoksul bir çiftçi ailesi olduğu için kendim de hep hani ihtiyaçlarımı karşılayamıyordu. Yani oradan gelen para yarısını bile karşılamıyordu. Hani ek işler yapmak durumunda kaldım. Özel ders vermekten çevirmenliğe kadar, radyodan, radyoculuktan, reklam seslendirmeden işte işportacılığa kadar benim katkı olacak, ek gelir getirecek işler yaptım. Kitapçı olmak ve sahaflık yoluna girmek benim için biraz böyle zoraki ya da defakto bir durum oldu. Beni bu noktaya getiren temel güdü sanırım meraktı. Hani şu an geldiğim noktada kitapçı, sahaf ve kitabevi var, sahibi. Hayalim hani aslında kitapçılık değildi. Ben öğrenme açlığı çeken birisiydim. Günümüz insanının ya da yeni kuşakları da eksik olan şey merak. Ben hani adını duyup da ne olduğunu bilmediğim her şeyi merak ederdim. Ya öğrencilik yıllarında da hep kitaba para verirdim. Sahaf arkadaşlarım, abilerim bulurdu. Sahaflardan alışveriş yapardım.
her durumun avantajları ve dezavantajları vardır. Görmemenin de mesela, görmek çok trajik bir şey. Evet, öyle. Çok zor bir hayat. Tarafsızlığın var görmediğin için. En çok görmeyi isteyeceğim şey gökyüzün hallerine bakarım. O yüzden bu şeyin, Turgut Uyar'ın Göğe Bakma Durağı'nı çok severim şiirini. Benim kitapçılığım okurluğumdan geliyor. Yani yoksa kitaptan anlayan kitapçı bulunca insanlar ona kıymet vermeliler. İşte sahafın güzel yanı bu. Gidip janti bir markette soramazsın. Bana hangi kitabı tavsiye edersin? Ama bir sahafa bunu dersin. Ya şu günlerde şu moddayım, şöyle bir şey istiyorum falan desin bana, ben ona önereyim ihtiyacına göre bir şey. Aslında olanaklar tanınsa, yani o olanaklar hazırlansa, o donanımı ulaşır engelli de ve verilen, yani yapması gereken verilen pek çok işi de verir ve katkısı olur üretime.